Merhaba ben Osman Yaşar. Bu video çalışmamızda internet üzerinden Silivri Belediyesi'nde bir parseli bakacağız. Parselimizi buraya ada parselini yazıyoruz. Daha sonra parselin imar durumu kısmına tıklıyoruz. Bakın elimizde DVG dosyası olmadığı için parseli buradan alacağım. Buradaki metrekare ile orantılayacağım. Şimdi Windows 10 kullananlar için Shift, Windows ve S tuşlarına basıyorum. Buranın bir fotoğrafını çekiyorum. Bunu masaüstüne kaydettim. Bu çektiğim fotoğrafı dvg dosyasına daha önceden hazırlamıştım. dvg dosyasının içerisine attım. Şimdi bu dvg dosyası üzerinden parselin kenarlarını çiziyorum. C'ye bastım çıktım. Şimdi burada bakın 267 metrekare bir parsel oluştu. Fakat buradaki metrekare 2891'miş. Şimdi ne yapacağız? 2891.7 bölü buradaki bizim bulduğumuz metrekareli bunu böleceğiz. 267.0938 eşittir dedim. Şimdi bunun da karekökünü alıyorum ve buradaki parseli 3.2903 kat büyütmem gerekiyormuş. Hemen düzeltiyorum. 3.2903 dedim. Ve parselimi büyüttüm. Bakıyorum 2891.57 Bizim buradaki metrekaremiz 2891.70 Çok küçük bir fark var. Bu sorun değil. Metrekareyi yakaladık. Şimdi bakın burada imar durumunda kendisi belirtmiş. Kat adedi 2 İşat nizamı ayrık olacak. Taksı 0.25 olacak. Bakın çekmeleri zaten belirtmiş. Şimdi taks ne demek ona bakalım hemen. Taks 0.25'miş. İlk önce arsamızı bulduktan sonra şöyle kenara alalım. Diğer çizimlerden ayıralım. Daha önce baktığım bir parselin buradaki bilgilerini getirmiştim. Burada yazıları tekrar yazmamak için hemen bunları buradaki bilgileri yazıyoruz. Bakın, taks 0.25, emsal de imiş. Burayı düzeltiyorum. Emsal 0.50. Taks 0.25. Taksın ne olduğunu hemen burada beraber göreceğiz. H var, bu yükseklik yani. Burası iki kattı. Bakıyorum tekrar iki kat. Yani 3 metre yaparsanız sınır vermemiş ama iki kat demiş. Yani 3 yaparsanız 6 metre 650 gibi bir şey olacak. Ada parseli yazıyorum buraya. 711'e 6. Buraya da şimdi arsanın metre metrekaresini yazıyorum. Bakın 2891. 2891. Şimdi buraya da hemen önce taks hesabını yapalım. Oturumda ne veriyormuş bize? Bir bakalım. Arsa çarpı 0.25 yapacağız. Buraya çarpı işareti koyalım. Bu bizim taks alanımız yani maksimum oturum alanımız olacak. 2891 çarpı 0.25 eşittir. 722.75 Bu bizim maksimum burada yapacağımız oturum alanı olması zorunda. Bunu geçemiyoruz yani oturumda. Şimdi bir de emsel hesabına bakalım. Emsel hesabına nasıl bakıyoruz? Arsa çarpı arsayı hemen yazıyorum. 2891 çarpı. Emselimiz bakın 0.50 idi. Çarpı 1.30. Bu birim değerde yönetmelikte yer alıyor. 1.30'la çarpıp bu kısımları merdiven e, işte ki boşlukları falan bazı şeyleri düşebiliyoruz. Hava boşluklarını falan. E, emsel hesabından. Galeri boşlukları olabilir. 2891 çarpı 0.50 çarpı 1.30 dedim. 1879 metrekare çıktı. 1879 metrekare satılabilir alan. Yani buraya ben atıyorum iki katlı villa yapacaksam... E, mesela kaç tane yapalım? 6 tane yapabiliriz. 6 tane yapmak istesek yani alanda küçük olduğu için... Mesela şöyle yapalım. 722.75 ya. 722.75 oturum sınırımız bu. 722.75'i 6 villa yapacağım ya. 6'ya böldüğüm zaman... 120 metrekare. Yani... İkiz villa yaparsam 60'ar metrekareden iki tane villa yapabilirim. Örnek göstermek gerekirse hemen şöyle yapalım. Mesela şöyle atıyorum. 15 metre olsun. Burası da 6 metre olsun. Yine 15'e 6. Bakın bu 90 metrekare oldu. Bunu büyütelim şöyle. Buradan daraltalım. 3. Şu an 132 metrekare oldu. Yani bu 10'a 12 tarzı 120 demiştik değil mi? Evet. Yani 10'a 12 gibi. Böyle yaparsak şuradan 1 metre atarsak 10'a 12. Bu şu an 120 metre kare. Bunu ikiz bir yapabiliriz. Yani ortadan ikiye böleriz. İçerisini boundary komutuyla yani bo enter. Bakın burada altta komut satırında okuyabilirsiniz. 60 buraya 60 buraya. Bundan 6 tane yapabiliyorum oturumda. Şöyle bu arsanın içerisine hizalayabiliriz. Evet bu videoda internet üzerinden bulduğumuz bir parselin dvg'si elimizde olmasa bile ona yakın üzerinde hazırlık yapabilmek için, çalışma yapabilmek için bu şekilde parsel hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Ben bu videoda bunu göstermek istedim. Beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar ve kanala da abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere.